arkadaşlar uzunluk ve açı değişmiyor ya. İşte dairede de aynı durum var. Sonuç olarak siz bunu katladığınızda buraya gelecek ve şöyle bir dik doğru, FE'ye dik doğru olarak düşünürseniz arkadaşlar katladığınızda bu uzunluğun da değişmemesini referans alacağız. Sonuçta burada bir sürü doğru var ama özellikle en doğrusunu seçip OT doğrusu şeklinde bu yarıçap alırsanız katladığınızda gördüğünüz gibi. Ee, R bölü 2, R bölü 2 olduğunu görüyoruz. E zaten burası da yarıçap. çap. Hipotenüsün bakın bir dik kenarın ilk katı olduğu tek üçgen 30, 60, 90 üçgeni. İşte bu yüzden X arkadaşlar 30 olacak D şıkkı. Kağıt üzerinde verilen A noktasının O noktası etrafında döndürülmesi. işte bakın döndürmede uzunluk değişmez arkadaşlar. Orijine olan uzaklık burada hani orijin demeyelim de O demişim de orijine karıştırmayalım. O noktasında olan uzaklık hep aynı olmalı. Bakın, evet, şurası 1, 3 kök 10 Pisagor'dan hep kök 10 bulacaksınız. Bak kök on, kök on, kök on. Sadece ne bozuyor? O M. Burası arkadaşlar 3 birim, kök ona eşit değil, yanlış. C şıkkı. Çemberler birbirini dik kesiyor demek. Tabii ki iki yuvarlak bir şey birbirini nasıl dik kessin? Şu arkadaşlar. yarıçaplar kesim noktasında dik kesişiyor demektir. Kısaca böyle bahsediliyor. Dolayısıyla birinin yarıçapı çapı 6. Diğerinin yarıçapını hatırlıyor musunuz nasıl bulduğumuzu? D kare, E kare, eksi 4 F'nin karekökü bölü 2. Böylece 36 artı 64 eksi 40 çarpı 4 olsa 160, 150, 6 oldu. Eksi 39'un eksi 4 katı, bölü 2. 36 artı 64, 100. 150 daha, 256. Bunun karekökü 16, bunun karekökünden sonra 2'ye bölüyoruz. O yüzden 8. Demek ki diğerinin yarıçapı çapı da 8'miş. O zaman merkezler arası uzaklık 11 birim olması lazım arkadaşlar. İkincinin merkezini bulmanın yolu şuydu x'in kat sayısını absist diyordum birden. x'in kat sayısını eksi 2'ye böl. y'nin kat sayısını eksi 2'ye böl. Ve diğerinin absisine 5 ordinatı k diyeceğiz. Bunların arasındaki uzaklık 10 olmalı. 6, 8, 10 üçgeninden. 5 eksi eksi 3 8'in karesi. k eksi 4'ün karesi eşittir. 10'un karesi. k eksi 4'ün karesi eşittir. 36. k eksi 4 6. k buradan 10 olabilir. Ya da k eksi 4 eksi 6. Böylece k buradan eksi 2 olabilir arkadaşlar. Toplamları 8 b şıkkı. Taralan alını bulurken şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın sonuç itibariyle bu çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için aslında burası tam köşegenlerin kesim noktası olacak. Çünkü kareden dolayı malum 45 45 90 üçgeni buralar haliyle 45-45 olduğundan bunlar birbirine eşit olur. Bu yüzden E noktası orta noktadır. Sola soruda lazım değil ama E direkt C'ye doğrusu olarak devam eder 45'lerden dolayı. Şimdi bir açı ve yay bu şekilde eşit olduğunda aralarındaki alan da eşit olur. Turuncu bölgeyi alıp o yüzden arkadaşlar buraya taşıyabiliriz. Aynı şekilde buraya taşıyabiliriz. Yine diğer sağdaki AEB yayından dolayı da turuncuyu arkadaşlar artık buraya taşıyabilirsiniz. Bu ne demek biliyor musunuz? Şöyle maviye boyayayım. O turuncuyu aldım. Bakın mavi bir dik üçgen oluştu gördünüz mü? Artık burası yok. Onu aldım şu boşluğa taşıdım. Böylece bu DC 2 kök 6 verilmiş yani karenin bir kenarı. O zaman arkadaşlar AAA kök giden dolayı DE de 2 kök 3'tür. AE de 2 kök 3'tür. Üçgenin alanı 2 kök 3 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den 6 olur arkadaşlar E şıkkı. Önce soldaki karıncanın aldığı yolu bulayım arkadaşlar. Sonra ikincisine geçeriz. Açılım yapmak gerekiyor. Burada e, açılım yaparken de A harfi D harfi açtığımız zaman arkadaşlar şu şekilde bakın. Yine D harfi ve yine A harfi diyeceğiz. C tam ortada. E de tam ortada olacak çünkü bizim gördüğümüz AC ön taraf. Bir de bunun CA kısmı var gördüğünüz gibi. Şimdi AC arasında 120 derecelik bir açı. Yani 120 derece arkadaşlar. Şöyle bir 12 24 pi malum dairenin çevresi. Bunun 120 derecelik kısmı kaç olur? 2 1/3 pardon. Bu yüzden de 8 pi şu AB'nin uzunluğu burada arkadaşlar 8 pi olacak. Burası önemli bizim için. Şimdi B'den direkt bakın D'ye gidiyoruz. Gördünüz mü? Herhangi bir yere değiyor muyum? Git Değmiyorum. Yani şunu sakın yapmayın. Burada eğer böyle yaparsanız EC arasına uğramışsınızdır. Burada bir K noktasına böyle değmişsiniz gibi olur. Görüntü böyle olmalıydı. Evet öyle değil. O yüzden onu da böyle kafasına soru işareti takılanlar için cevaplamış olayım. Sonra arkadaşlar burası da 6 pi olduğundan demek ki gittiği yol en kısa 10 piymiş. İkincisinin de en kısa yolu 10 piymiş. Bakalım o zaman arkadaşlar. İkinci silindirde yine yarı çap 12 ama yüksekliği bilmiyoruz. Açıyorum. A, A, C, C. Şurası E ve yine burası ortası olduğu için B. Şimdi A noktasından çıktım. Bir yere uğramadan C, E arasındaki orta nokta olan D'ye gittim. Bakın burası gördünüz mü? Ve burada şimdi e, şuna dikkat etmeniz lazım. Normalde A, A arası uzunluk dairenin çevresinden dolayı 24 pi. Sonra arkadaşlar yarısı olduğu için buralar 12 pi. Onun da yarısı olduğu için D arası 6 pi. Ve iki uzaklıkta eşit olduğuna göre bu 10 pi'ymiş demek ki. Demin 10 pi bulduk bakın burayı. Demek ki o zaman buradan da X 8P'ymiş, C D şıkkı. Kare paralel iki doğrunun üzerinde bakın. Nereden anlıyoruz? X ve Y'nin katsayıları aynıysa iki doğru birbirinden paraleldir arkadaşlar. Şöyle bir kare ve bu kare bakın iki tane doğrunun üzerinde. O zaman paralel iki doğru arasındaki uzaklık karenin bir kenarına eşit olacak. Nasıl oluyor peki iki doğru arasındaki uzaklık? Önce x ve ylerin katsayılarının aynı olmasına bakıyoruz. Aynıysa tamam. Aynı değilse eşitliyoruz birbirine. Örnek 6x artı 8y, 3x artı 4y diye başlasaydı ikinciyi 2 ile çarpardık. Hiç eşit olmazsa zaten eğimler eşit değildir. Onların arasındaki uzaklığı da sormaz arkadaşlar. Eşitlenebilen doğrular verecek size. Dolayısıyla e, bunu yapacağız. Yapmamıza gerek kalmadığı için şunu yapacaksınız. Sabitlerin farkı yani 8 eksi eksi 2. Mutlak değer içinde ne olur ne olmaz bilinmeyen olursa burada A, B şeklinde harf verirse kafanız karışmasın. Mutlak değerden çıkarmanız gerekiyor ama bu soruda gerek yok. 8 eksi 2'den sabitler arasındaki fark 10. 3 ve 4'ün karelerinin toplamının karekökü yani 3, 4'ten 5 olacak. O zaman karenin bir kenarı arkadaşlar 2 geldi. Çevresi de 8 oldu B şıkkı. Bu da arkadaşlar alıp D A, E üssü şeklinde yapıştırdığımıza göre CE 15 ise DE üssü de 15'tir. Zaten karenin bir kenarı 20 olduğu için burası da 20. 15, 20, 25 üçgeni. Tamam burada bir problem yok. Diğer taraftan önemli olan ne arkadaşlar? Şimdi buraya alfa dersem 15'in karşısı olan eski durumda da şuradaki CE de alfadır. O zaman beta dediğim zaman bakın alfa artı beta 90 oluyor. Bu yüzden F açısının da 90 olduğunu görmeliyiz. Yani öklit oldu dikten dikindiği için. Şimdi alan yardımıyla söyleyebiliriz. 25 çarpı x bölü 2 de üçgenin alanı. 15 çarpı 20 bölü 2 de üçgenin alanı. Böylece arkadaşlar x eşittir. 12 oldu D şıkkı. Bu doğrunun çemberden ayırdığı kirişin uzunluğu. Şuna bir de dikkat edin. Bir ihtimal belki olabilir diye. 2'ye 1 noktası acaba bu doğrunun üstünde mi? Doğrunun üstündeyse arkadaşlar çap bu doğrunun üzerinden geçer. Çapı soruyor demektir. Deneyeceğim olmak zorunda değil. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. Y gördüğüm yere 1 yazıyorum. 4 artı 1 artı 5 eşittir 0. Tamam değil. O zaman demek ki nokta doğrunun üzerinde değil. Şöyle diyebiliriz artık gönül rahatlığıyla. Demek ki çember arkadaşlar burada merkez çapın üzerinden geçmiyor bu doğru. Nasıl buluruz peki bu ayrılan kirişin uzunluğunu, AB'nin uzunluğunu? Merkezden kirişe bir dik indiririz. Kirişi 2'ye böler. Sonra şuradan yarı çap zaten belli. 2 kök 6. Merkezi belli. 2'ye 1. Merkezin bu doğruya olan uzaklığını bulacağım. 2'ye 1'in bu doğruya olan uzaklığı arkadaşlar yerine yazacağız önce mutlak değer içinde. 4 artı 1 artı 5. Sonra x ve y'nin katsayılarının kareler toplamının karekökü. kökü. O da 1 artı 4 5 kare kök 5 oldu. 10 bölü 5'ten 2 kök 5 geldi arkadaşlar. Demek ki şurasının merkezin doğru uzaklığı 2 kök 5'miş. Haliyle 25 24 demek şey e, ee pardon 24 20 buraya da 4 kaldı yani kare kökü 2. Burası da 2 oldu. Artık arkadaşlar söyleyebiliriz ki A e, ee pardon C şıkkıymış. Kirişin uzunluğu 4 birimmiş. Yükseklik 11 santim verilmiş. Sonra yarı çap 5 verilmiş. İç yarı çap da 2 verilmiş. O zaman toplam hacim ne olur arkadaşlar? Şöyle tepeden baktığınız zaman taban alanı 25 pi eksi 4 pi'den dolayı 21 pi. Taban alanı çarpı yükseklik yani 21 çarpı 11. 210, 21'i eklersek 231 pi'miş D şıkkı. Bir grafiğin doğrunun altını mı üstünü mü tarayacağınızı bir böyle temsili bir nokta denersiniz yani mesela 0'a 0, 1'e 0, 0 2'ye 3 gibi onun altında veya üstünde bildiğiniz bir nokta varsa denemek için bakarsınız sağlıyorsa o bölgeyi sağlamıyorsa ikinci bölgeyi eğer arkadaşlar ikinci bir yol isterseniz de ben şöyle yapıyorum hiç nokta denemiyorum diyorum ki bunları boş ver. Önemli olan y diyorum. Y'nin kat sayısının pozitif olması yeterli. İster 1 milyon olsun ister 5 bölü 2 fark etmez. Kat sayı yeter ki pozitif olsun. Öbür taraf atıyorum pozitif olması için. İşte denklemden küçükse arkadaşlar y'nin altını tarıyoruz. Olay bu. Bu yüzden eksi 2, 2 noktasından geçen bu doğrunun altını tarayacağım. Sonra diğerinde de yine bunları boş ver önemli değil. Y ye bakın denklemden küçük. O zaman yani öbür tarafa attıklarınızdan küçük bunları silip diğer tarafa atıyorum. Veya sıfırdan küçük hiç önemli değil. Yeter ki işarete bak. Y burada gördüğünüz gibi kat sayısı işareti pozitif olmak kaydıyla bir şeyden küçükse bunun yine alt tarafıdır. Böyle. Y büyük eşit sıfır ne demek arkadaşlar? X ekseninin üstü. Çünkü Y değerleri X ekseninin üstünde pozitif değer alır. Hem kırmızı hem mavi hem morun olduğu bölge işte şu C geldi. C 3, 8, 15 uzunlukları verilmiş. Şöyle bir köşesi verilmiş bir şekilde böyle bu şekilde. Eğik olan bu karelerde arkadaşlar dikdörtgenlerde biraz bu dik V'yi kullanmamızı istiyor bakın. Alfa, 90, beta hatta bu F'den de çekip böyle gerekirse beta, 90, alfa. Lazım olursa bu K'dan da çekip alfa beta 90'ları görüp eşliklerden yararlanmalıyız. Şimdi burada alfanın karşısı 3 o zaman ET de 3 olur. Beta'nın karşısı 8 FT de 8 olur. Şimdi çembere nasıl bağlayacağız bunu? Şöyle bir yarı çap boş köşeye birleştirelim. Pisagor yapma sebebidir. Bakın böyle de yaparsam şu EB 15'ti 3 çıkardık. Şuraya arkadaşlar TB'ye 12 kaldı burası da 12. Burası 8. 8. R eksi 8 diyeyim. Buraya da R diyeyim. Bakın şöyle bir Pisagor yapabiliriz. R, R eksi 8, 12, 5, 12, 13 üçgeni. Aralarında 8 fark olan hipotenüsle dik kenar böyle. Demek ki yarı çap 13'müş arkadaşlar. Şimdi yine buradan eşlikten beta'nın karşısı 8 olduğu için 5, 8 daha 13. Buraya da 2 kalır lazım olursa kullanırım. Sonra arkadaşlar TC zaten 13 olduğu için. Buranın tamamı 15, 8 daha 23 olduğu için x'e de 10 kaldı C şıkkı